Merhabalar, ben Jusfer. Bugün Minecraft'ta Alex Mobs modunu göstereceğim. Bu mod sayesinde Minecraft'ta birçok yeni canlı ve eşya ekleyebiliyorsunuz. Hazırsanız kurulumuna geçelim. İlk başta indireceğimiz Alex Mobs modunun çalışabilmesi için bir eklentiye ihtiyacımız var. O da Forge. Bunu birçoğunuz biliyordur. Google'a Forge yazıyoruz ve ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Buradan ise modu hangi sürümde oynamak istiyorsanız onu indireceksiniz. Burada Minecraft Version yazıyor. Ben 1.19.2 indireceğim. Buradan tıkladım. Installer'a tıklıyorum. Ve buraya 5'ten geriye sayacak. Ve skip diye bir yer gelecek. Ona tıkladığımızda ise nereye kaydedeceğimizi soracak. Tıklıyorum. Nereye kaydedeceğimizi sordu. Ben masaüstünü seçtim ve kaydet dedim. Forge'u indirdiğimize göre artık modu indirebiliriz. Buradan yeni bir sayfa açıyorum. Bunu kapatabilirsiniz. Artık buna ihtiyacımız yok. Buraya Alex Mobs yazıyorum ve buradan CurseForge'a giriyorum. Siz başka bir siteden indirmek isterseniz oradan da indirebilirsiniz. Ben daha çok CurseForge'u kullanıyorum. Ona tıkladım. Buradan Files'a tıklıyorum. Ve hangi sürüme indirmek istiyorsanız onu buradan bulacaksınız. Ben 1.19.2'ye indireceğim. Buradan buldum. Yanındaki 3 noktaya tıklayıp Dovland File diyorum. Aynı şekilde 5'ten geriye sayacak ve nereye kaydedeceğimizi soracak. Masa üstünü aynı şekilde seçtim ve kaydet dedim. Modumuzu indirdikten sonra bu modun çalışabilmesi için bir mod daha indirmemiz lazım. Onun için yeni sekme açıyorum ve buraya Citadel mod yazıyorum. Sonuna mod eklemeyi unutmayın. Yoksa değişik değişik sonuçlar çıkıyor. O yüzden sonuna mod ekleyin ve buradan istediğiniz herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Ben yine CurseForge'dan indireceğim. Buradan Files'a tıklıyorum. 1.19.2 sürümü bulup 3 noktaya tıklayıp Dovland File diyorum. Ve 5'ten geriye saymasını bekleyip nereye kaydedeceğimi seçeceğim. Masa üstünü seçtim ve kaydet dedim. Bize gerekli olan tüm dosyaları indirdim. Unutmazsam buradaki siteleri de açıklamadaki kısma bırakırım. Şimdi sıra modun kurulumunda. İlk başta burada Forge olan dosyaya iki kez tıklıyorum. Ve karşımıza böyle bir yer gelecek. Burada Install Client otomatik seçili olması lazım. Buradan OK'a tıklıyoruz ve buradaki dosyanın dolmasını bekliyoruz. Ve Forge'umuz başarıyla kuruldu. Buradan OK'a tıkladığımız zaman otomatik kapanacaktır. Bu dosyayla işimiz bitti. İsterseniz silebilirsiniz. Hatta yakına Installer diye bir dosya daha çıkmış. Bunu da silebilirsiniz. Forge'u kurduktan sonra bu iki dosyayı Minecraft klasörünün içine atmamız lazım. Onu da nasıl yapacağız? Sol alta çalıştır yazabilirsiniz ya da Winrar'e aynı anda basarsanız çalıştır çıkacaktır. Buraya yüzde app data yüzde yazar yazıp Enter'a basarsanız karşımıza bir sürü klasör gelecek. Buradan nokta Minecraft'a tıklıyorum. Siz ilk defa mod kuruyorsanız burada mod klasörü olmayabilir. Siz buraya yeni klasör oluşturup ismini mod yaparsanız çalışır ya da bir kere Forge ile çalıştırırsanız buraya mod dosyası gelir. Şimdi indirdiğiniz bu iki modu buradaki mods klasörünün içine atıyorum. Ve modumuzu da başarıyla kurduk. Hatta Minecraft'a girip çalışıyorum. Bir de onu test edelim. Minecraft'ı başlatmadan önce modlu bir Minecraft oynayacağımız için birazcık RAM vermemiz lazım. Onu da nasıl yapıyoruz? Buradan yüklemelere geliyorum. Oynayacağımız sürümü bulup yanındaki 3 noktaya tıklayıp düzenle diyorum. Buradaki kısımda ise daha fazla seçenek. Ve şu en aşağıdaki kısımdaki ilk baştaki yere oradaki sayıyı silip bilgisayarınızdaki ne kadar bir RAM varsa onun aşağısındaki bir sayıyı buraya yazıp kaydet diyorsunuz. Artık Minecraft'ı çalıştırabiliriz. Buradan oyna diyorum. Tekrardan oyna deyip Minecraft'ı başlatıyorum. Minecraft'ımız açıldı. Sol altta gördüğünüz gibi Forge'umuz kurulmuş. Modlarımız kurulmuş mu bir de ona bakalım. Buradan eklentilere tıklıyorum ve modlarımız burada görülüyor. Hatta bir haritaya girip test edelim modumuz çalışıyor mu diye. Buradan ilerle diyorum. Haritaya girdim ve elimize bir tane kitap verdi. Kitabın adı Animal Dictionary. Buna bir sağ tıklayalım ve karşımıza böyle bir yer geldi. Burada bütün hayvanları tanıtıyor büyük ihtimal. Burada gördüğünüz bütün modlar oyuna eklendi. Hatta E'ye basıp bir bakalım. Buradan ikinci sayfaya geçiyorum ve hayvanların hepsi burada görülüyor. Bunlar sadece kreatif modda görülüyor. Normalde görülmüyor bildiğiniz üzere. Dediğim gibi bu modla birlikte bir sürü yeni eşya da geliyor. Hatta flama deseni bile gelmiş. Mesela bazı hayvanlardan elde ettiğiniz eşyalarla zırh, ayakkabı, kazma bir sürü eşya elde edebiliyorsunuz.
Kayış bile elde edebiliyormuşuz galiba. Ve gördüğünüz gibi yeni bloklar da eklenmiş. Hatta birkaç tane charm yumurtasıyla canları test edebiliriz. Buradan hemen E'ye basıyorum. Ve ilk beşliği buradan alıyorum. Bakalım ilk charm yumurtasından ne gelecek? Grizzly 1 yazıyor. Sağ tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu yumurtadan ayı çıktı. Bir de ikincisine bakalım. Buradan ikinciye sağ tıklıyorum. Kuş tarzı bir tane canlı çıktı. Bakalım uçabiliyor mu? Büyük ihtimal bu hızlı koşabiliyor. Bir de üçüncü yumurtaya bakalım. Buradan sağ tıklıyorum. Yılan tarzı bir canlı çıktı. Ama büyük ihtimal fosilleşmiş yılan gibi bir şey. Dördüncüye bakıyorum. Crocodile. Büyük ihtimal timsah çıkacak. Burada sağ tıklıyorum ve gördüğünüz gibi timsah çıktı. Son olarak bir de beşinciye bakalım. Buna da sağ tıklıyorum. Küçük geyik tarzı bir canlı çıktı. İsterseniz bu modu daha ayrıntılı bir şekilde çekebilirim. Bunu yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.